أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Rabbim rızasını, cennetini ve cemalini kazandıracak iyilikleri ve güzellikleri her birimize, eşlerimize, aile bireylerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza, yeğenlerimize nasip eylesin. Dünyada gülüp ahirette ağlayanlardan eylemesin. Dünyada varlık içerisinde, ahirette darlık içerisinde olanlardan eylemesin. Dünyada konumu yerinde aziz ama ahirette rezil ve perişan olanlardan eylemesin. Kıymetli dostlar, İnsan bir elinde, ayağında, belinde, dizinde arızası olur, yarası olur. Doktora gider, o bölge ile ilgili tedavi ister. En kolay tedavi de budur. Ayağında kırık var, belinde ağrı var, boynunda sıkıntı var, gözünde, kulağında sıkıntı var. Bu kolay. Ama bir de gözükmeyen hastalıklar var. Doktora gidiyorsun. Elde değil, ayakta değil, gözde değil, kulakta değil. Bunun ne yapıyorlar? Diyorlar ki strestir diyorlar. İşi nereye havale ediyorlar? Gözü gözükmeyen psikolojiktir diyorlar. Tamam. Tedavisine gelince tedavisi kolay mı? Tedavisi kolay değil. Tedavisi zor. Peki, şimdi ben bir noktayı arz edeceğim. Bana lazım olduğu kadar size, size lazım olduğu kadar bana, her birimize lazım olduğu kadar eşlerimize, çocuklarımıza, insanım diyen herkese lazım olan bir şeyi söyleyeceğim. Dostlar, kardeşler, herhangi birimiz eşimizin bize ilgi duymadığını bilsek strese girer miyiz? Gireriz. Çocuğumuzun bize adam yerine koymadığını, onun gönlünden düştüğümüzü, bize bir baba değeri vermediğini bilsek strese girer miyiz? Gireriz. Ortağız diyelim bir kardeşimize, ortağız. Ortağımızın bize karşı soğuduğunu, bize değer vermediğini anladığımız zaman strese girer miyiz? Gireriz. Bakın dostlar, eşimiz, çocuğumuz, anamız, babamız, ortağımız, hatta komşumuz bize değer vermediği zaman biz strese gireriz. Bu saydıklarımdan her birisinin bize gerçekten değer vermiş olması bizi ne yapar? Ayrıca bir mutlu eder. Doğru mu? Peki eşimizin değer vermemesinden rahatsızlık duyuyoruz. Çocuğumuzun değer vermemesinden rahatsızlık duyuyoruz. Kardeşler, ne dersiniz? Allah-u Teala'nın değer vermesi veya vermemesi var. O hiç mi önemli değil? O hiç mi önemli değil? Yani Allah bize değer vermezse, kainatın hepsi değer verse ne işe yarar ki? Bizim bedenimiz çürüyecek, böceklere yem olmayacak mı? Birileri bize değer verse ne kadar değer verir? Gık deyip nefesimizi teslim edinceye kadar, sonra atın toprağa, kokmasın derler. Doğru mu? Kıymetli dostlar, kainatın sahibi Allah olduğuna hiç şüphemiz var mı? Yok. İzzet, zillet, rızık, her şey onun elinde olduğuna şüphemiz var mı? Yok. Peki gerçekten Allah birilerine değer verir, birilerine değer vermez, doğru mu bu? Elbette doğru bu. Peki o zaman bizim için, bizim gibi Allah'a inanan insanlar için en önemli mesele eşinin gözüne girmek, ortağının gözüne girmek, birilerinin gözüne girmek mi? Yoksa Allah-u Teala'nın değer verdiği kullar arasına girmek mi? Yani felsefe olarak, mantık olarak, inancımızın gereği olarak ne deriz? Elbette Cenab-ı Hakk'ın sevdikleri arasına girmek bizim için en büyük nimettir. Şöyle denmiştir: kim ki Mevla'yı kaybetti, neyi buldu ki? Kim ki Mevla'yı buldu, neyi kaybetti ki? Mevla'yı bulan neyi kaybetti? Mevla'yı kaybeden neyi buldu ki? Dolayısıyla kıymetli dostlar, bu konu herkesi birinci derecede ilgilendirir.
Mesela eşimiz Allah nezdinde kendisini çok sevdiren birisi olabilir. Biz tam tersi olabiliriz. Biz kendimizi çok sevdirmiş olabiliriz, eşimiz tam tersi olabilir. Çocuğumuz zirveye yükselmiş, tam dostluk makamına yükselmiş. Biz tam tersi olabiliriz. Biz evliya oluruz, çocuğumuz eşkıya olabilir. Her birinin kendi özel bağlantısı onu ne yapacaktır? Değerli kılacaktır veya değersiz kılacaktır. Şöyle bir şey sorayım size. İnsanoğlu en çok neyi düşünür? En çok sevdiğini düşünür. İnsanoğlu neyi en çok düşünür? En çok sevdiğini düşünür. Aşkla, muhabbetle en çok sevdiğini düşünür. Yeni evlenmiş bir delikanlı, hacca gittiğini düşünün. Eşini götürememiştir. Kabe'yi tavaf ederken bile, sevdiği fakat götüremediği eşini düşünür mü, düşünmez mi? Arafat'ta, Mine'de, Müzdelife'de, ah burada olsaydı demez mi? Der. Niye? O sevgi onu kendisini götüremediyse beraber, ama efendim onun tefekkürünü beraber götürdü. Çünkü onu gönlünde götürmek için bilet almaya gerek yok. Efendim, o zaten gönülde sevdiğimiz insan gittiğimiz her yere gönlümüzle beraber gitmiş olur. Peki, bu geldiğimiz noktaya kadar girişini yaptığımız konuda hepimiz şuna mutabıkız değil mi? Allah nezdinde değerli olmak bizim için her şeyden önde gelir. Birinci sırada bu olur. Eşimiz bizi sevse ne olacak, sevmese ne olacak Allah'ın sevgisiyle kıyasladığımız zaman. Yani Allah mı, eş mi diye sorduğumuz zaman eşimiz sevse ne olacak, sevmese ne olacak? Allah sevmesin de eşim sevsin kim der ki? İkisi de sevsin fark etmez ama ikisinden birisini tercih gerekiyorsa Allah sevgisi hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Ve bizim her birimiz havaya, suya ihtiyacımız olduğu kadar bu sevgiye ihtiyacımız var. Peki bu sevgi nasıl kazanılır? Veyahut da bu sevginin varlığının delili nedir? Bu sevginin varlığının delilini artırmanın yolları nedir? Kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'i şöyle bakıp özetlediğimiz zaman, 6600 ayet bize özetle neyi söylüyor? Özetle bize diyor ki, sizi yaratan Allah'tır, dünyada imtihandasınız, Allah'tan hiç ayrılmayın. Allah'tan hiç ayrılmayın. Özetle Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an diyor mu ki, Allah nerede olursanız olun sizinle beraberdir. Diyor mu? Kur'an'da Allah diyor mu, ben kullarıma şah damarından daha yakınım. Diyor mu? Diyor. Allah Celle ve Ala Hazretleri, ben daima sizi gözetliyorum diyor mu? Diyor. O zaman her zaman bizimle beraber olan Allah'ımız ile biz köprüleri atarsak, yani biz onunla beraber olmazsak, o bizimle beraber ama biz onunla beraber değiliz. Bizim mi ona, onun bize ihtiyacı var? Bizim ona ihtiyacımız var. Onun bize ihtiyacı var mı? Hayır, yoktur. Peki, bizim ona ihtiyacımız olduğu halde biz ona sırt çevirirsek, onun bize ihtiyacı olmadığı halde bize bizden yakın olursa, daima bizimle beraber olursa, burada bir dengesizlik yok mu arkadaşlar? Burada ciddi bir dengesizlik var. İşte Kur'an-ı Kerim'i özetleyelim. 6600 ayeti özetleyelim. Ne diyor bize Kur'an-ı Kerim? Allah ile bağınızı kesmeyin diyor. Kıymetli kardeşler, insanoğlu kendi haline kaldığı zaman Allah ile bağlantısını kurabilir, kurmayabilir. Allah Celle Celaluhu bazı ibadetleri, bazı vazifeleri farz kıldı. Kulum başka şeyle uğraşamasın, karşıma dikileceksin, benimle beraber olacaksın dedi. En azından bedenen benimle beraber olacaksın dedi. Beş vakit namazda olduğu gibi. İnandın mı Allah'a? İnandın Allah'a. Ha. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, ben seni kendi haline bıraksam sen belki de senede bir defa benimle beraber olmayacaksın. Kalk bakayım sabah, al abdestini, böyle tertemiz huzuruma dur bakayım, dön kıbleye. Efendim, cemaatli olursa daha da güzel olur. Dur bakayım huzuruma,
Allahu Ekber dersin, namaza durursun. Selam verinceye kadar sağa sola bakamazsın, konuşamazsın, yiyemezsin, içemezsin, kimseyle irtibat kuramazsın. Çünkü Allah'ın huzurundasın. Allah'la berabersin. Mecburi beraberlik değil mi? İyi ki Cenab-ı Hak beş vakit namazı farz kıldı, yoksa yanmıştık. Kullarım, siz daima benimle beraber olacaksınız. Ama sizi kendi halinize bırakırsam belki senede bir defa beraber olmayacaksınız. O zaman ben günde 5 defa sizi abdestsiz bir şekilde, boy abdesti ve abdestli bir şekilde karşıma dikeyim diyor. Tamam. Peki bu yetiyor mu diye baktığımız zaman hepimiz çok iyi biliyoruz ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o kullarım ki ayakta, otururken ve yatarken Allah'ı zikrederler. Onlar gerçek akıllı insanlardır der. Zikir demek kıymeti olursa illa eline tesbih alıp Allah, 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 Allah demek değildir. O da bir zikirdir ama bu dilin zikridir. Zikir hatırlamak demektir. Şu gönlün hatırlaması asıl zikir odur. Gönlün hatırlamasıdır asıl zikir. Yani meyveye baktığımız zaman o Allah'ın eseridir diye düşünebiliyorsak, yerlere göklere baktığımız zaman Allah'ın ayetidir diye düşünebiliyorsak, nimetlere baktığımız zaman Allah'ımızın nimetidir diye bunu fark edebiliyorsak ve şükredebiliyorsak Allah ile beraberliğimiz devam ediyor demektir. Yani gönülde onu biz hatırlıyoruz demektir. Bir haramı günaha gördüğümüz zaman sırtımızı çeviriyorsak orada Allah'ı hatırlıyoruz demektir. Hani EDS'yi gördüğümüz zaman tedbirli hareket ettiğimiz gibi, kamerayı gördüğümüz zaman, polisi gördüğümüz zaman tedbirli hareket ettiğimiz gibi, haramı gördüğümüzde, haramla karşılaştığımız zaman sırtımızı çeviriyorsak EDS'i çekiyor tabiri caizse. Kamera çekiyor. Yani Allah beni görüyor. O zaman biz Allah'ı ne yapmış oluyoruz? Hatırlamış oluyoruz. Meşhurdur arkadaşlar, bilirsiniz. Şeyh Efendi'nin bir tanesi, talebelerinden bir tanesini diğerlerinden daha fazla severmiş. O diğer kardeşleri de, diğer arkadaşları da bu daha çok sevilen arkadaşlarının kendileri üzerine olan faziletini bilemezler. Ne ki yani, niye onu daha fazla seviyor diye merak ederlermiş. Kendi aralarında zaman zaman ileri geri konuşurlarmış. Şeyh Efendi Hazretleri bir gün müridlerini çağırmış. Demiş ki, herkes birer tavuk bulsun bakayım. Herkesin eline birer tavuk tutuşturuyor. Şimdi size talimat veriyorum. Herkes en kısa zamanda gitsin, elindeki tavuğu kimsenin görmediği yerde kessin ve getirsin. Herkes hızlı bir şekilde dağılıyor. Taşların, ağaçların arkasında kimsenin görmediği yerde saklanarak bir an önce tavuğu keserek emri yerine getirmenin yarışmasını yapıyorlar. O hani çok sevdiği mürit de alıyor, talebesi de alıyor tavuğu, gidiyor. En geç o geliyor, tavuğu kesmeden geliyor. Şimdi herkes tavuğu keserek geliyor. O ise tavuğu kesmeden geliyor. Hemen birbirine bakıştılar. İşte Efendi Hazretleri hem buna çok değer verir hem de Efendi Hazretlerimizin emrini yerine getirmez. En son gelir, tavuğu da kesmeden gelir. Asi general derler ya. Şeyh Efendi der ki, tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam, kestik. Sen niye kesmedin derviş? Demiş ki, efendim siz buyurdunuz ki kimsenin görmediği yerde kesin gelin. Ben nereye gittiysem Allah beni gördü. Nereye gittiysem Allah beni gördü, kimsenin görmediği yer bulamadım dedi. Bu cevabı verince hani tavuğu kesip ben kazandım, evvela ben geldim, işte bu geride kaldı, kesmedi diyenler birden havalar indi. İmtihanı kaybettiklerini anladı. Anladı, hepsi anladı. Yani arkadaşlar nereye gidelim ki? Bankaya gittiğimiz zaman mı Allah görmüyor? Çin'e gittiğimiz zaman mı Allah görmüyor? Almanya'ya gittiğimiz zaman mı görmüyor? İngiltere'ye gittiğimiz zaman mı görmüyor? Uçağa binip 30 bin fitteyken mi görmüyor? Var mı görmediği yer? Kes tavuğu, orada kes bakalım haydi. Görmediği yer yok arkadaşlar. Şimdi o zaman biz nerede olursak olalım, Allah bizimle beraber mi? Bizimle beraber. Onun bize ihtiyacı var mı? Yok. Bizim ona ihtiyacımız var mı? Çok. O zaman Allah diyor ki Celle Celaluhu, ben nerede olursanız olun sizinle beraberim. Sizi de benimle beraber istiyorum diyor. Şimdi kıymetli dostlar, bu konuda birkaç ayeti kerime okuyayım, birkaç hadis-i şerif paylaşayım sizinle. Evvela Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Kullarım, beni zikretmek var ya, ekber ne demek dostlar? Ön büyük demektir. Beni zikretmek sizin için en büyük derecedir, en büyük fazilettir, en büyük kurtarıcıdır. Demek ki bizim yapacağımız işler içerisinde en değerli iş nedir?
Allah'ı zikretmektir. Onu düşünmektir, onu hatırlamaktır. Kıymetli dostlar, bir de tersini düşünür müsünüz? Nesullâhe fe nesihum. Siz Allah'ı unutursanız, onlar Allah'ı unuttular, Allah da onlara unutma muamelesi yaptı. Sen sırtını çevirirsen Mevla'ya, Mevla da senden Mevla da senden yüzünü çevirir, tabiri caizse. Ne demek yüzünü çevirir? İlgi, dostların ilgi sahasına seni sokmaz. Dost dairesinin dışında bırakır seni. Dostça baktıklarından olmazsın demektir. Nesullâhe fe nesihum. Nisyan, kardeşler bakın, unutmak kimden başlıyor? Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Unutmak kimden başlıyor? İnsandan başlıyor. Cezası nedir? Unutulmaktır. Unutmanın cezası nedir arkadaşlar? Unutulmaktır. Eğer biz Allah'ı unutursak, Allah da bizi unutuyor. Allah'ın unutması bizim unutmak gibi değildir arkadaşlar. Mecazidir. Yani dostların arasına onlara dereceleri, faziletlerini dağıtırken o taksimde biz olmayız. Unutulmuşuz biz. Terk edilmişiz yani biz. Bir başka ayet-i kerimesinde de Nesullâhe fe ensâhum enfusehum. Onlar Allah'ı unuttular. Allah onlara kendilerini unutturdu be. Artık o kendisi için çalışmıyor. Farkına varmıyor. Güya kendisi için koşuyor. Aa, oraya koşuyor, buraya koşuyor. Strese giriyor, bunu yapıyor. Kendisi için çalışmıyor. Kim için çalıştığını da bilmez. Kendi menfaatlerini unuttu. Zira kıymetli dostlar, bir insan cehenneme doğru gidiyorsa, ateşe doğru gidiyorsa kime çalışıyor? Kime çalışıyor bu adam? Kendini unutmuş. Kendini başına bela açacak işler yapıyor. Hiç de farkında değil. Heyecanla koşup gidiyor. Şimdi paylaştığım birinci ayet-i kerime وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ. Allah'a zikir var ya, en büyük vazifedir, en büyük derecedir buyuruyor Allah Celle ve Aleyh Hazretleri. Bakara suresindeki şu ayet-i kerime فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ مَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُ. Kullarım, siz beni hatırlarsanız ben de sizi hatırlarım. Söz veriyorum. Siz beni zikrederseniz, hatırlarsanız ben de sizi hatırlarım. Bizim Mevla'yı zikretmemiz, kul olarak Mevla'mızı hatırlarız. Mevla'mızın bizi zikretmesi, dostlar kervanına bizi katması demektir kıymetli dostlar. Başka bir şey söyleyeyim size. Mevla dost olmak için üniversite mezunu olmak gerekir mi? Mevla dost olmak için cami imam olmak gerekir mi? Camideki imam Mevla'nın dostu olmaz. Camiyi temizleyen temizlikçi daha iyi dost olur. Doğru mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidini temizleyen cılız, esmer bir kadın vardı. Dengesi ne kadar nasıldı? Şimdi anlayacağız. Bu kadıncağız kimsenin değer vermediği birisi. Yani işte merdiven temizlikçisi gibi Mescid-i Nebevi'yi temizliyordu. Kadıncağız vefat etti. Vefat edince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyurmadan cenazesini kılmışlar, defnetmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gün göremeyince dedi, bu kadın vardı buraları temizliyordu, ne oldu? Dediler ki o öldü. Ne yaptınız? Cenazesini kıldık, defnettik. Bana niye haber vermediniz? Sen çok yoğundun ya Resulullah. Nereye defnettiniz? Efendimiz kimseye yapmadan ona yaptı. Gitti mezarın üzerinde yeniden cenazesini kıldı. Şimdi soruyorum size, o kadın yenesi biz olmak ister miyiz? Bakın, caminin temizlikçisi bir kadın, kimsenin değer vermedi. Efendimiz'e ölümünü bile haber vermediler. Yani değmez yani, haber vermeye değmez diye düşündüler. Yoğun zaten. Gelen elçilerle, giden elçilerle görüşüyor, sağa sola gruplar gönderiyor. Efendim, kim bilir hangi telaşlı bir zamana gelmiş. Bana niçin haber vermediniz diyor. Gösterin bana mezarını. Gidiyor mezarın başında. Yeniden cenaze namazını kıldırıyor. Efendim, kabrin üzerinden. Kimseye yapmadığını ona yapıyor. Ha, şimdi kıymetli dostlar, Allah'ın bir insana değer verebilmesi için şart yok. Başka şart yok. İmanın yanında sen Allah'a değer vereceksin. Allah'ı zikredeceksin. Allah da sana değer verecek. Bu kadar. Başka şart yok. Okuma yazma bilmesen hiç önemli değildir. Cebinde para olmasa, ayakkabın delik olsa, çorabın delik olsa, hatta hiç çorabın olmasa yine önemli değildir. Önemli olan gönül kapılarını Allah'a açabiliyor musun, açamıyor musun? Gönlünde Mevla var mı, yok mu? Mesele bu. Allah'ın bize ihtiyacı yok kardeşler. Peki, şimdi hepimiz akıllıyız. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizi akıllı kıldı.
Ne demek istedi Allah zikir en büyük şeydir deyince? Ne, kime mesaj verdi? Göklere mi? Yerlere mi? Meleklere mi? Cinlere mi? E kardeşim bu ayet bize geldi. Bu ayetteki mesajı ben alacağım. Başkası değil. Ben alacağım bu ayetteki mesajı. Benim gözümde en büyük olan ne olmalıdır? En önemli olan şey ne olmalıdır? Vazifelerim, Allah'ı bana hatırlatacak olan derslerim, vazifelerim bunlar olmalıdır. İnsanlar, kıymetli dostlar, bir sürü para ödüyorlar. İngilizceyi biraz daha iyi öğrenebilmek için İngilizce kurslarına gidiyorlar. Cumartesi, pazar demiyorlar. Kursa gitmem lazım. Niçin? İngilizce öğrenmem lazım. Niçin? Gelen müşterilere görüşebilmem lazım. Konuşabilmem lazım. Anlaşabilmem lazım. Ucunda menfaat gördüğü zaman genci ihtiyarı ne yapıyor? İngilizcesini öğrenmek için. Cumartesi, pazar demeden, mesai mefhumu düşünmeden gidiyor. Para da veriyor. Doğru mu? Biz cemaate yalvarıyoruz. Gelin Kur'an-ı Kerim okutalım size. Para da istemiyoruz sizden. Gelin yeter ki siz gelin. Biz okutalım size. Müsait vaktinize gelelim. Biz yalvarıyoruz. Yine gelmiyor. Kur'an okutalım dediğimiz yerde İngilizce okutalım, İngilizce kursu açık bedavadır desek ne dersiniz? Cami? Dolar mı? Rabakların altı hepsi dolar. Ne kadar para o kadar köfte demişler. Ne kadar para o kadar köfte demişler. Sen ben Allah'a ne kadar değer verirsek Allah da bize o kadar değer verir. Yarın bunlar aşağı çıkacak mı kıymetli dostlar? Yarın bunların hepsi aşağı çıkacak. Benim ne kadar değer verdiğim, ne kadar değer vermediğim hepsi aşağı çıkacak. Kıymetli dostlar, Allah Celle ve Aleyh Hazretleri Ahzab suresinde şöyle buyuruyor. Uzun bir ayetin sonunda وَذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَث۪يرًا وَذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, Allah onlara ne büyük mükafat hazırladı be. اَجْرًا عَظ۪يمًا Allah onlara ne büyük mükafat hazırladı. Arkadaşlar, Allah-u Teala'nın büyük mükafat dediği nasıl bir mükafat olabilir, biz onu anlayabilir miyiz? Bir de bir başka versiyonu okuyayım arkadaşlar. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, ey iman edenler, Münafıkun suresinde. Ey iman edenler, لَا تُلْهِكُمْ اَنْبَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Mallarınız çok sevdiğiniz şeylerdir. Evladınız ciğerparelerinizdir. Sakın ha! Kendinize yakın gördüğünüz, tahsili için koştuğunuz, geleceği için planlar yaptığınız çocuklarınız ve mallarınız sakın ha! Allah'ı zikrin önüne geçmesin. Allah'ı zikirden sizi alıkoymasın. Dost, kıymetli dostlar, hiç yoruma gerek yok. Yan yatıp çamura batmaya da gerek yok. Anla, ne anlarsın bakalım. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı zikirden alıkoymasın. Bitireyim ayeti. Ve men yef'al zalike fe ulaike humul hasirun. Kim böyle yaparsa, malı sebebiyle kazanacağım diye, evladı sebebiyle istikballerini geleceklerini hazırlayacağım diye Allah'ı zikirden gafil olursa bunlar husrana uğrayanların, zarara uğrayanların ta kendileridir. Perişan olmuşlar bunlar. Bunlar perişan olmuşlardır diyor. Kim diyor bunu? Allah Celle Celaluhu diyor. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰيكُمُ الْخَاسِرُونَ Peki, birkaç tane de hadis-i şerif bu konuda paylaşayım sizinle. Kıymetli dostlar, hadis-i şerifle de çok net. Hiç benim yorum yapmama gerek yok. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbisi olan Allah'ı zikredenle zikretmeyenin farkı, ölü ile diri arasındaki fark gibidir. Çok fazla izaha ihtiyaç var mı? Zikredenle zikretmeyen arasındaki fark neymiş arkadaşlar? Ölü ile diri arasında ne kadar fark varsa zikredenle zikretmeyen arasında bu kadar fark var diyor sevgililer sevgilisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bir başkası, kıymetli dostlar, bir celsede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama dikkat çekecek birkaç tane soru soruyor. Diyor ki bakın, ben size amellerinizin içerisinde en hayırlı olanı söyleyeyim mi? Herkes pür dikkat çekiyor. Duruyor, diyor ki melikiniz, sahibiniz olan Allah nezdinde en temiz olanını size söyleyeyim. Millet yine pür dikkat oluyor.
Duruyor biraz daha. Diyor ki derecelerinizi en çok yükseltecek olan amelinizi size söyleyeyim mi? Yine millet pür dikkat oluyor. Devam ediyor. Altın ve gümüş tasadduk etmenizden daha faziletlisini size haber vereyim mi? Doruk noktaya çıkıyor dikkatler. Ve sonra diyor ki düşmanlarınızla karşılaşıp onlar sizin siz onların boyunlarını vurmanızdan yani cihad etmekten daha da faziletlisini size söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah dediler. Allah'ı zikretmek hepsinden daha faziletlidir dedi. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü bize hayatımızın akışı içerisinde her zaman her yerde gerçekleştirmemiz mümkün olan, bakın dostlar, ameller içerisinde en kolayı Allah'ı zikirdir. Merdivenleri çıkarken zikredebilirsin, inerken, asansörü çıkarken zikredebilirsin, inerken, yatarken zikredebilirsin, kalkarken, abdesti zikredebilirsin, cünüpken, abdestsizken zikredebilirsin, cünüpken de zikredebilirsin. Doğru mu? Abdest, zikir için özel bir mekana gerek var mı? Özel bir mekana gerek var mı? Yok. Özel bir mesaiye gerek var mı? Yok. Direksiyonda olabiliyor mu? Olabiliyor. Arkada koltukta olabiliyor mu? Uçakta oluyor mu? İnerken binerken oluyor mu? Oluyor. Dağda çobanlık yaparken oluyor mu? Oluyor. Bunun olmadığı bir yer yok ki. En kolay ibadet zikirdir. En kolay ibadet zikirdir. Bir de en büyük ibadet de zikirdir. Namazı değerli kılan namazdaki zikirdir kıymetli dostlar. Orucu değerli kılan oruçtaki zikirdir. Bir insan zekatını verirken ne diyor? En azından içinden ya Rabbi niyet eyledim senin rızanı kazanmak için emrettiğin bu vazifeyi vermek üzere, yerine getirmek üzere senin tayin buyurduğun fakir kuluna bunu verdim diyorsun. Yani bu cümleleri söylesen de söylemesen de zaten bu niyetle söylüyorsun. Burada zikir var mıdır yok mudur? Vardır. Peki dostlar, bir başka hadis-i şerifi paylaşıyorum sizinle. Allah Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyuruyor. Bunu hadisi kutsi diyoruz. Kulum beni nasıl zannederse ben kuluma öyle muamele ederim. Kulum beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Eğer kendi kendine beni zikrederse ben de kendi kendime onu zikrederim. Kulum beni bir cemaat içerisinde zikrederse ben daha hayırlı bir cemaat içerisinde onu zikrederim. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. Kulum bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana normal yürüyüşle gelirse ben ona koşa koşa gelirim. Yani bu hadis-i şerif bize kıymetli dostlar hareketin bizden başlaması gerektiğini haber veriyor. Hareketin bizden başlaması, biz hatırlarsak Mevla hatırlıyor. Biz unutursak Mevla unutuyor. Biz değer verirsek Allah bize değer veriyor. Biz değer vermezsek Allah bize değer vermiyor. Şimdi şu iki hadis-i şerifi de paylaşayım. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu hayatımızın her gün yaşadığımız bir macerayı anlatıyor. Her gün defaatle yaşadığımız bir macerayı anlatıyor bize. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir Müslüman bir grup bir meclise otururlarsa o mecliste oturdular gır gır şamata konuştular. Ama mecliste Allah'a zikir hiç olmadı. Hep gır gır şamata dolar avro ile geçti işler. Enflasyonla, şunla bununla geçti işler. Hiç zikir olmadı o mecliste. Bunlar dağıldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam da getirilmedi o mecliste. Ne Allah zikredildi, ne de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirildi. O meclis onların alnına bir leke olarak kaydedilir. Allah Celle Celaluhu dilerse o meclis sebebiyle onları azap eder. Siz azabı hak ettiniz der. Dilerse haydi bağışladım sizi. Bu yaramazlığında geçtim der. O meşiyet-i ilahiye kalmıştır. Yani arkadaşlar her gün gittiğimiz 10 tane 20 tane meclis oluşturuyoruz. Birisi geliyor bizim yanımıza oturup konuşuyoruz. Oturup konuştuğumuzda o mecliste mutlaka bir şekilde Allah'ı zikir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salatü selam olmalıdır ki bizim gerçek değerlerimiz o mecliste konuşulmuş olsun. Gerçek değerlerimiz o mecliste gündeme gelmiş olsun. Böyle olduğu zaman o meclis bizim için vebal olmaktan çıkıyor. Değilse o meclis her bir meclis için bizim alnımıza bir leke olarak kaydediliyor. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri isterse bu meclis sebebiyle nasıl siz bir araya gelirsiniz de bana inanmış insanlar olduğunuz halde beni zikretmezsiniz, benim peygamberime salat selam getirmezsiniz. İsterse azap eder, dilerse başladım der. Onun yani azabı hak etmişler anlamı buradan çıkarıyoruz.
Bir başka hadis-i şerife ne diyeceksiniz kıymetli dostlar? Yorumunu ben size bırakacağım tabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ ف۪يهِ اِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً. Vereyim mi manasını? Böyle geçelim mi? Vereyim. Tamam. Siz dediniz ver. Bak ben de, benim vebalim gitti. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bir grup bir meclisten kalkarlar. O mecliste Allah'ı zikretmeden kalkarlarsa çok affedip bir merkebin leşinden kalkan insanlar gibidirler. Bir merkebin leşi için toplanmış oradan kalkmış insanlar gibidirler. Ve o meclis yarın onlar için bir hasret vesilesi olacak. Eyvah! Biz bu meclise nasıl böyle perişan olduk, kendimize kıydık, böyle bir zarara, böyle bir yanlışa efendim razı olduk derler. Diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, bana derseniz ki hocam mesele epey anlaşıldı, ayeti kerime ve hadis-i şeriflerle epey anlaşıldı. Madde madde özetleyecek olursak, biz bu kaliteyi yakalasak, yani zikir konusunda tembelliğimizi, ataletimizi atsak, gerçekten Allah'ı zikreden zakirlerden olabilsek, bu bize neler sağlayacaktır derseniz, evvela derim ki, bir defa zikreden insan, zikrettiği zaman şeytan yanından kaçar. Zikreden insan, zikretmeye başladığı zaman şeytanın yanından kaçtığını hepiniz biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Ayetini okuyorsunuz çünkü. Nedir onun ayeti? مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Neymiş hannas? Yani kişi Allah'ı zikrettiği zaman kaçan, firar eden demektir. Aşırı derecede kaçan, firar eden demektir. Yani zikirle neden şeytan kaçıyor biliyor musun dostlar? Çünkü zikredince gönlümüzü efendim Allah'ın zikriyle, onu hatırlamakla gönlümüzü nurlandırınca Allah'ın olduğu yerde, gönülde şeytan olabilir mi? Şeytan olamaz. Yani hani çoğunuz bilirsiniz, Hazreti Ömer Efendimiz'in girdiği sokaktan şeytan kaçarmış. Hazreti Ömer Efendimiz gördüğü sokağa giremezmiş. E şimdi sen, ben Allah'ın zikrini kalbimize yerleştirdiğimiz zaman, o nur kalbimize parladığı zaman şeytan yaklaşabilir mi? Yaklaşamaz. Demek ki zikrin bize sağladığı en önemli fayda şeytandan bizi korur. Zikrin bir efendim örneğini bir uzun hadis-i şerifte değişik ibadetlerin örneklerini verirken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikreden insanın misali neye benzer? Düşman onu kovalıyor. O düşmandan kaçıyor. Düşman beni yakalamasın diye bir kale çıkıyor karşısına. O kalenin kapısından içeri giriyor, kapıları kapatıyor. Düşman geliyor, kaleden içeri giremiyor. Kendisini böylece koruma altına alıyor. İşte zikreden insan Allah'ı zikrettikçe, hatırladıkça o korunmuş kalenin içerisinde demektir. Şeytan kim oyuncak gibi efendim oynar ve çocuk gibi onu kandırır? Zikirden uzak olan, gafil olan insanın. İkincisi kıymetli dostlar, zikrin bize kazandıracağı en güzel şeylerden birisi Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Çünkü o diyor ki zikir nedir? En büyük vazifedir diyor. En büyük vazifeyi yapandan razı olmaz mı Allah? Cenab-ı Hakk'ın rızasına gelince Allah'ın kulundan azıcık razı olması onun için en büyük bir nimet, en büyük devlet değil midir? Elbette en büyük devlettir. Bir başkası kıymetli dostlar, bir insan eğer Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerini zikretmeye alışırsa kalbindeki stres, gam, kasavet gider. Çünkü kalbe zikir gelince efemen şerahallahu sadrahu. Allah onun kalbini şerh ediyor, genişletiyor. Efendim sıkıntılar, gam ve kasavetler ona aynen neye benzer bu kıymetli dostlar? Mesela çok affedersin, köylerimizde böyle küçük ırmaklar var. O küçük ırmaklarda kurbağalar var. Kurbağa biraz bir yerden bir yere atladığı zaman ne oluyor? Hemen bulanıyor su değil mi? Ama denizde, okyanusta kurbağa değil. Kayıklar, vapurlar dönse dolaşsa bulanır mı? Bulanmaz. Zikreden insanın gönlü okyanus gibi oluyor. Öyle ufak tefek şeylerle ne yapmaz? Bulanmaz. Yani gam kasabet kalmaz orada. Şimdi kıymetli dostlar,
Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Velev enne ehlel kura amenu vettekav lefetehna aleyhim berekatim mines semai vel ardı velakin kezzebu feahaznahum bima kanu yeksibun." Yani şehirler, köylüler eğer gerçekten iman edip Allah'a gönül bağlasalar, ben onlara göklerden yağdırır, gökten bereket yağdırırım, yerden de bol bereketli rızıklar veririm onlara diyor Cenab-ı Hak. Yani Allah'ı zikredip Allah ile aramızın iyi olması rızkımızı celbetmeye vesile olur mu? Elbette rızkımızı celbetmeye vesile olur. Her şeyden önce kıymetli dostlar, zikir insana neyi kazandırır biliyor musunuz? Zikir insana ibadetin sevgisini, İslam'ın sevgisini, Kur'an'ın sevgisini, mukaddes değerlerin sevgisini kazandırır. Şimdi bir örnek vereyim size. Kıymetli dostlar, doktora gidersiniz, hastalığınız sebebiyle ilaçlar verir size. Der ki şu hapı günde bir kullanacaksın, şu hapı günde üç defa kullanacaksın, işte 6 saatte bir kullanacaksın, 8 saatte bir kullanacaksın. Onun bir ilmi vardır, onu o kendisi bilir. Efendim, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri de bize manevi tedavimiz için günde 5 vakit namazı hap gibi verdi. Bunu hepsini saatinde kullanacaksın. O ruhu gıdalandırabilmesi için. Bir de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ara öğünler verdi. Yani 5 vakit namazı 5 vakit yemek gibi düşünün. Mesela işrak namazı ara öğündür. Kuşluk namazı ara öğündür. Teheccüd namazı ara öğündür. Evvabin namazı, yani farz namazların dışındakiler nedir? Ana menünün dışındaki nelerdir? Ara öğünlerdir. Şimdi beraber umreye gittiğimiz, hacca gittiğimiz kardeşlerimiz neye çok dikkat ediyorlardı? Gittiğimiz otellerde açık büfe mi yoksa tabildot mu? Kimse tabildotu tercih etmiyor. Açık büfe. Açık büfede gittiğimiz zaman nelere bakıyoruz? Ne kadar zengin. Tatlısı ne kadar, eti ne kadar. Değil mi? O kadar hoşumuza gidiyor. Yani demek ki açık büfede çeşitler çok oldukça bizim de iştahımız ona göre değdi mi değdi diyoruz. Kıymetli dostlar, o açık büfe bizim için ne kadar cazip ise bizim açık büfe ibadetlerimiz de o kadar caziptir. Melekler bakıyor bize, açık büfede ne var? Tabildot mu? Açık büfe mi? Tabildot'ta ne var? Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı namazı var. Açık büfede ne var? Ne yok ki? İşrak var, kuşluk var, teheccüd var, evvabin var. Hepsi var. Hangisini seçersiniz? Tabildot mu istersiniz, açık büfe mi istersiniz? Şimdi kıymetli dostlar, şunu ben özellikle düşünmenizi tavsiye ederim. Bakın, 30 sene, 35 sene adam imamlık yapıyor. Bir kere evvabin namazı kılmıyor. Bir tane kışlık namazı yok. Bir tane işrak namazı yok. Çok mu bu? Adam müftülükten emekli oluyor. Bir tane işrak yok. Bir tane kışlık yok. Bir tane teheccüd yok. Çok mu bu? Çok. Demek ki imam olmak bu işi halletmiyor. Müftü olmak da bu işi halletmiyor. Dağdaki çobanlardan gece teheccüd namazını kaçırmayan var mı? Var. Dağdaki çoban teheccüd namazı kılıyor da, evvabil vesaire namazları kılıyor da müftü neden kılamıyor? Bu ibadetin sevgisinin kalbe girebilmesi Mevla-i zikirle alakalıdır. Kim ne kadar çok zikrederse İslam'ı o kadar çok sever. İslam'ı yaşamayı o kadar çok sever. Arkadaşlar, anlattığımız değildir İslam. Yaşadığımızdır İslam. Anlattığım kürsüde ben çok güzel anlatabilirim ama yaşıyor muyum? Anlattığım başka, yaşantığım başkaysa hangisi İslam? Bizim adımıza yaşadığımızdır kıymetli dostlar. Bundan dolayıdır ki zikrin insana sağlayacağı en güzel faydalardan birisi ibadetteki tembelliği, ataleti yok eder gider. İbadeti sevmeye başlar insan. Hani böyle bazı insan iştahı çoktur, yemeğe doymak bilmez. Durmadan kilosu artar, frenleyemez kendisini. Niçin? İştahı çok, frenleyemiyor kendisini. Kıymetli dostlar, nasıl ki bir insanın yemekte iştahı çoksa kendisini frenleyemiyorsa, ibadette de insanın iştahı çok olabilir, frenleyemez kendisini, yetmiyor bana bunlar diyebilir. Şimdi şöyle bir örnek anlatayım. Evet. Bir ara bir grup mütevellideki dostumuzla aktivite adına bir yere gittik. 2 günlüğüne kampa gittik. Gece saat 3 müydü? O civarda. İndim mescide. Baktım bir arkadaş daha önceden gelmiş mescide namaz kılıyor.
Ben teheccüdümü bitirdim, o hala kılıyor. Oturdum biraz tesbih çektim, o hala kılıyor. Allah Allah Allah, benim bilmediğim bir namaz var. Namaz kılmaktan doymak bilmiyor. Neyse ben biraz üşür gibi oldum, çıktım, devam edecek işlerime, yukarıda devam edeyim dedim. Sonra dedim ki selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Dedim ya, benim bilmediğim bir namazım var, durmadan namaz kılıyordu, bu teheccüdün de bir sınırı var yani. Dedi ki hocam dedi, ben dedi gençliğimde çok kaza namazlarım vardı. Karar verdim. Dedim ki ben günde 5 vakit namazımı kılmanın yanında 5 tane de kaza kılacağım dedi. Bir başladım dedi, ulan kılamıyorum ki bir türlü. Zor geliyor bana, ağır geliyor, yapıyorum, bir türlü 5 vakit namazı kaza yapamıyorum günde. Halbuki karar aldım ben. Yani ben bu kadar borcumu tamamlayabilmek için ne yapmam lazım? 5 vakit normal namazımı kılacağım, günlük namazımı kılacağım. Bir de yatmadan önce 24 saat içerisinde 5 vakit de kaza. Zaten kazanı sadece farzını kılıyorsun, bir yatsı da vitir de ilave ediyorsun. Baktım ki gitmiyor. Başladım gece teheccüdlerde Allah'a yalvarmaya. Ya Rabbi bu kazalar bana çok zor geliyor, bunu kolaylaştır, bunun altından kalkamayacağım. Yalvardım, yalvardım. Bir başladım dedi, kolay gelmeye başladı bana. Şimdi kılıyorum, kılıyorum, doymak bilmiyorum. Kılıyorum, kılıyorum, doymak bilmiyorum. Şimdi kıymetli dostlar, olay bu işte. Olay bu. Bizim gençlerden bir grup Trabzon'a gittiler. Efendim, gençler arasında aktivite adına gittiler. Mahalledeki gençlerden birisi başlarındaki hoca arkadaşı anlatıyor. Diyor ki, ya hoca abi diyor, ben diyor, baktım ki diyor, bizim apartmanda birisi var, bir delikanlı var, namazını düzenli kılıyor. Ya ben, Allah Allah, ben kılamıyorum. Ha ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Başladım gece, yalvarmaya Allah. Ya Rabbi ben de kılmak istiyorum, bana da nasip eyle. Ben de kılmak istiyorum, bana da nasip eyle. Yalvardım, yakardım, hatta bazen ağladım dedi. Şimdi o kadar rahat kılıyorum ki dedi. Kılamadığım zaman şimdi rahatsız oluyorum dedi. Kıymetli dostlar, Allah'ı zikretmenin bize sağlayacağı en önemli şeylerden birisi, imanımızı, İslam'ımızı, mukaddes değerlerimizi, ibadetlerimizi, dinimizi severek yaşamak ve iştahımızı artırmak. O iştah geldi mi zaten kolesterol yükselmez, korkmayın. Buradaki kolesterol yükselmez. Hiç yan etkisi yok. Hepsi artı etkilerdir. Yüce Rabbim bu konuştuğumuz, müzakere ettiğimiz değerleri anlaşılması gerektiği gibi anlamaya, yaşanması gerektiği gibi yaşamaya her birimizi muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak her birimizi kendisini çokça zikreden zakirlerden eylesin. Habibine çokça salat ve selam getirerek onun nezdinde özel ümmeti arasına girebilmeyi her birimize nasip eylesin. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Akıbetimizi hayır eylesin.